Hayırdır reis? Kirve burada, Gevaşlı burada. Sen gözünü göbezden ayırmıyorsun. Ağzınla söyledin. Adama layık gördüğün isim ne? Aralarında en karanlık olan Turan. Kirve de Gevaşlı da onun yanında gariban kalır. İmam vakit namazını bitirdi. Hadi bakalım. Dostla düşmanla beraber saf tutmaya. Harbiye bu cemaat bile fazla. Ece'yle birine mukayyet ol. Hayırdır reis? İmam nasıl bilirdiniz diye soracak, ondan mı kaçıyorsun? Benim de birilerine soracak ahiret sorularım var. Ona bakmam lazım. İmam sorunca ne diyeceğiz? Ölünün arkasından da konuşulmaz. Siyaset yapacağız Hamza. Şerefsizi iyi bilirdik diyeceğiz. Beni burada bekle. Beni aramana şaşırdım Fikret. Neden diğerleri değildi ben? Harbi'nin dosyalarının kıymetini sizden iyi kim bilebilir? Dosyalar yanında mı? Bagajda. Parayı hesabıma geçirdiğiniz an Harbi'nin tüm bağlantıları, iş yaptığı kişilerin tam listesi, onlara şantaj kurmak için kullandığı tüm belgeler, hepsi sizin olacak. Transferi gerçekleştirdim. Para hesabına geçti. Belgeleri görebilir miyim? Sizinle iş yapmak benim için keyifti. Gerçek dosyaları ne yaptın? Ne dosyası? Harbi onları sakladığı yeri bana söyler mi sandın? Bilse Ece Hanım biliyordur. O da bir ihtimal. Bir sürü ortalıkta gözükme. Aldığın parayla güzel bir tatil yap. Ortalık durulunca haber vereceğim. Kimsin sen? Benden ne istiyorsun?
Atilla'nın hesabını vermeni istiyorum. O hesabı anlayacak yaşta da birikimde de değilsin. Benim zamanım bol. Gerekirse yaşlanana kadar burada oturacağım. Sen de ben anlayana kadar anlatacaksın. Gerçekten öyle olduğunu mu sanıyorsun? Zamanın gerçekten sandığın kadar bol mu? Biraz tez canlıyımdır, doğru. Ama konu intikama gelince vakit ayırmayı, ondan keyif almayı tercih ediyorum. Sana o vakti vermezler. Kaybolduğumu çoktan anlamışlardır. Burası hem neyse. Bulmaları uzun sürmez. Ben de tam olarak onu soracaktım. Kimler bulacakmış burayı? Sandığın gibi gizli güçler değil. Türk devleti. Senin kankaların. Sen daha ayılamamışsın belli. Biraz kendine gelmen lazım. Söylemeye devam edersen bu gazı arttıracağım. Ciğerlerinde korkunç bir acıyla geberip gideceksin. Yalan söylemiyorum. Atilla'yı benim tuzağa düşürdüğümü bilmiyor mu devlet? Niye dokunmuyorlar bana? Hiç düşündün mü? Koskoca avukat Turan muhbir çıktı. Öyle mi? Bilmediğin o kadar çok şey varken böyle küstahça fikir yürütmen gaz vermenden daha bir eziyet verici. Madem öğrenmek istiyorsun, anlatayım. Bakalım gerçeklerle baş edebilecek misin? Senin devletinin bana sandığından daha çok ihtiyacı var. Hatta aramızda bir seçim yapmaları gerekse seni bozuk para gibi harcarlar. Buna emin ol. Bu kadar önemli kılan ne seni? Hı? Konsorsiyumla olan bağlantın mı yoksa? Telaffuz etmesini becermem bile bir şeydir. Evlat, devletler terör örgütleri üzerinden vekalet savaşı yaparlarken devletler üstü küresel güç odakları da çeşitli aileler üzerinden savaşlarını verirler. Devletler istihbarat servisleriyle savaşlar yaparak aileleri dizginlemeye çalışırken aileler de ekonomik güçleriyle devletleri dize getirmeye çalışır. Ben bu savaşta iki tarafın da vazgeçilmeziyim. Sizin o pis savaşlarınızdan bana ne? Sana doğru dürüst bir soru sordum. Atilla'dan ne istediniz? Bunları anlamadan Atilla'dan ne istediğimizi anlamana imkan yok. Anlamak istiyorsan önce dinleyeceksin. Sen durumu farkında değilsin galiba avukat Turan. Karşında senin kim olduğunu hiç umursamayan cahil bir adam var. Ya dediklerime doğru dürüst cevap vereceksin ya da küresel dünya düzeni yokluğuna alışmak zorunda kalacak. Atilla'nın onlar için ne önemi olabilir? Onların peşinde olduğu şey kozmik sırlar. Atilla'nın bağlı olduğu yapıyı çözmeye çalışıyorlar. Bunların kirveyle ne alakası var? Adam Atilla'yı bana eliyle teslim etti. Neden? Kirveye itaat etmen için. Ne olacakmış kirveye itaat etsen? Konsorsiyum devletlere hükmetmek için çeşitli yöntemler kullanır. Bürokratik eliti çeşitli toplantılarla, faaliyetlerle çevresinde toplar. Sonra onların zaaflarını kullanarak ele geçirir. Bu yolda
devletin sinir merkezine ulaşır. Türk devleti o sızıntının önüne geçebilmek için büyük tasfiyeler yaptı son zamanlarda. Biliyor musun bunları? İşte bundan dolayı diğer iki yöntem daha önemli. Ülkelerin ekonomisine yön veren önemli aileler ve suç dünyası. İşiniz mafyaya kaldıysa siz gözünüzde çok büyütmüşsünüz bunları. Mafya dediğin artık haraç kesen, tahsilat yapan 3-5 çakal değil. Örgütlere lojistik destek sağlayan, silah satan, uyuşturucularını alarak yüksek kazanç sağlayan, ambargoları delerek ülkeleri ayakta tutan büyük mekanizmalar. İşte bu yüzden çok önemli hale geldi. Tabii. Yoksa koskoca avukat Turan niye mafyayla düşüp kalksın, değil mi? Ben kazanamayacağım davayı almam Ömer Korkmaz. Bugün Kirve'nin yanında bulunuyorsam Bursa'da bir şeyler anlatıyor olmalı. O zaman ben seni öldüreyim. Bakalım gelip kurtarabilecek mi Kirve? Kurtarılmaya ihtiyacım yok. Sen beni öldüremezsin. Neden biliyor musun? Çünkü sen vatansever bir adamsın. Sen vatanları karıştırdın. Benim vatanım Türkiye. O zaman ben sana vatanın hakkında kısa bir ders vereyim. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomisini ayakta tutmak için yıllık 100-150 milyar dolar arası sıcak paraya ihtiyaç vardır. Bu paranın nereye akacağını tayin eden kredi derecelendirme örgütlerini gazetelerden duymuşsundur. Hani şu koca koca devletleri karne bekleyen çocuklara çeviren kuruluşlar. İşte onların Türkiye raporlarını kim yazıyor biliyor musun? Dur tahmin edeyim. Ya sen ya da kankaların, değil mi? Aynen öyle. İşte bu yüzden beni öldüremez. Ben de şimdi senin raporunu yazacağım Turan. Kusura bakma. Görümününü negatife çevirdim. Aptal olma. Bunun hesabını kimseye veremezsin.